Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu programına hoş geldiniz. Türkiye, Rusya'yla krizle birlikte dış politikada, ekonomide, siyasi ilişkilerde, hatta dünya ile ilişkilerde çok kritik bir döneme girdi. Rusya'da Putin'in yönettiği saldırganca bir diplomasi karşısında Türkiye'nin ne yapması gerektiği önemli. Fakat daha önemlisi Putin'i anlamak. Putin'i anlamak derken de kastım şu: İngiliz kabinesinde Hitler'in ne yapacağı görüşülürken Hitler hakkında Churchill, her şeyden önce bu adamın zihniyetini anlamamız gerekir diyerek onun kavgamda neler yazdığını İngiliz hükümetine anlatmıştı. Hitler açıkça kavgamda Yahudilerin imha edileceğini, Almanya'nın esas genişleme istikametinin de Rusya olacağını söylemişti. Hitler de nihayet sonunda Rusya'ya saldırdı. İşte biz bu bakımdan bu programda Putin'i anlamaya çalışacağız. Putin nasıl bir teşkilattan geliyor, nasıl bir background'dan, nasıl bir birikimden geliyor? Siyaset yapma tarzı nedir? Bu tür olaylarla karşılaştığında davranışı nedir? Geri adım atar mı? Geri adım atarsa geri adımı başka tarafta nasıl telafi eder? Ve nihayet tabii Türkiye karşısında önümüzdeki aylarda Putin ne yapacak? Türkiye bunun karşısında ne yapmalı? Bunları konuşacağız. Tabii meselenin esas zemini Suriye'de neler oluyor? Putin Suriye'de neler yapıyor? Türkiye önümüzdeki aylarda nasıl bir Suriye ile karşılaşır? Konuklarımız Doçent Doktor Fatih Özbay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Fatih Bey Rusça bilen, Rusya'da akademik çalışmalar yapmış Rusya uzmanı, bir akademisyen. Diğer konuğumuz Emre Erşen. Emre Erşen de doçent, doktor, aynı zamanda Rusya uzmanı. Siz de Rusya'da bulundunuz tahmin ediyorum. Evet. Dolayısıyla Rusya ile başlayan bu kriz üzerine çeşitli televizyon programlarında yapılanlardan farklı olarak biz Putin'le yola çıkacağız. Putin nasıl bir adam? Nasıl yetiştirilmiş? KGB ona nasıl bir kişilik vermiş? Putin'in siyasi amaçları nedir? Rusya İmparatorluğu fikri Putin'i nasıl etkiliyor? Putin'in judo düşkünlüğü, Rusların milli hayvanı olan ayı güreşlerini çok sevmesi. Bunlar bize neyi ifade ediyor? Ama şimdi bir reklam arası. Reklamlardan sonra Putin'i tanıyarak Rusya krizini çözümlemeye başlayacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Değerli izleyenler, programımıza başlıyoruz. Konumuz tabii ki Türkiye ile Rusya arasındaki bu yüksek düzeyli kriz yahut yüksek ateşli, yüksek hararetli kriz. Bizim bakış açımız Putin'i siyaset psikolojisi röntgenine tabi tutarak onun zihninin içinde neler dönüyor, neler dolaşıyor, Türkiye'ye o zihin nasıl bakar ve bu kriz nereye gider onu konuşacağız. Konuklarımı söylemiştim: Fatih Özbay ve Emre Erşen. Hocam, biz Putin'in kimliği hakkında çok kısa bir bant hazırladık. O bantla izleyicilerimize Putin'in kim olduğu hakkında kısa bir resim verelim. Ondan sonra ben sizlere ayrıntılarını soracağım Putin'in kişiliği hakkında. Bakın, izleyelim. Vladimir Vladimirovich, 7 Ekim 1952, Sovyetlerdeki adıyla Leningrad, bugünkü adıyla Petersburg'da doğdu. Annesi fabrika işçisi, babası donanmada denizaltı filosunda görevliydi. 1975 yılında Leningrad Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun oldu. Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Mezuniyetinin ardından 1975'ten itibaren Sovyet İstihbarat Teşkilatı KGB'de göreve başladı. Bir süre KGB için Almanya'da görev yaptı. Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde Gorbaçov'un danışmanı olarak yer aldı. 1990'da Leningrad Şehir Konseyi'nde danışmanlık yapan Putin, 1991-1992 yıllarında da belediye başkan yardımcısı ve belediye konseyi dış ilişkiler komitesinin başkanı oldu. 1996'da Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığına atandı ve bu görevini 1997 yılına kadar sürdürdü. 1997 ve 1998'de Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanı olarak görev yaptı. Putin 1998-1999 yıllarında Rusya İç İstihbarat Teşkilatı olan FSB'nin başkanı olarak tekrar istihbarat görevini üstlendi. Aynı zamanda Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreterliği görevini yürüttü. Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yakın çalışma ekibinde yer aldı.
Yeltsin'in sağlık sebebiyle 31 Aralık 1999'da istifa etmesinin ardından anayasa gereği 3 ay içinde devlet başkanlığı seçimi yapılıncaya kadar bu görevi vekaleten üstlendi. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayı olarak %50'nin üzerinde oyla birinci turda devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak yerini yeni devlet başkanı Dmitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu. 4 Mart 2012'de üçüncü kez %63.6 oyla Rusya Federasyonu devlet başkanı seçildi. Sovyet sonrası Rusya idarecilerinin içinde Sovyet dönemini öven tek devlet adamı Putin'dir. Putin, Sovyetlerin dağılması 20. yüzyılın en büyük trajedisidir sözüyle ünlüdür. Putin'in çok ilginç bir yönü de Rambo türü fotoğrafları, judo merakı, Rusya'nın milli hayvanı olan ayılara ilgisi, kaslı ve çalışılmış vücut gösterileri. Böylelikle güçlü adam imajını fiziğiyle de güçlendirmek istediği söyleniyor. Evet. Efendim Putin'in ayılarla çekilmiş resimleri de var. Ayının üstüne biniyor, güreşiyor falan. Fakat resim kalitesi iyi olmadığı için biz ekrana getiremedik. Çok küçük resimlerdi. Putin, şu çok enteresan, Sovyetler döneminde KGB adlı gizli servisin önde gelen bir ismi. Sovyetler dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu'nda yine gizli servisin önde gelen bir ismi. Sanki bu derin devlet lafını ben fazla sevmem ama Rus derin devleti bir adamı hazırlamış, yetiştirmiş, sistem çökünce de başına geçirmiş gibi geliyor. Siz Putin'in kişiliğini, yetişmesini bize nasıl anlatırsınız Fatih Bey? Aslında tabii yaptığınız tarif çok doğru. Derin devlet deyince gerçekten de hani var mı yok mu tartışmalar oluyor ama Rusya'da gerçekten bir derin devlet var. Bu derin devletin temelleri ta Ivan Grozny, yani korkunç Ivan zamanında atıldı. Bir de ben 1999 yılında Putin başbakanlığa getirildiğinde, Yeltsin istifa ettiğinde Rusya'daydım. O zaman kim bu Putin ya da who is Mr. Putin söylemleri vardı. Aslında biraz aile geçmişinin biraz geriye doğru baktığımızda yani birdenbire aniden çıkmış, sıradan bir insanken buralara gelmiş bir insan değil. Değil. Buradan anlayabiliriz. Büyük babası Lenin'in evinde aşçılık yapan bir insan. Lenin öldükten sonra da Stalin'in yazlığında aşçılık yapan bir insan. Yani şimdi siz düşünün Sovyetler... Lenin'in Stalin'in güvendiği, evini aldığı güvendiği, adam. Güvendiği ve evini aldığı bir ailenin torunu olduğunu düşünün. Bu anlamda sıradan bir seçim değil aslında. Zaten biyografisine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Diyor ki ben gençliğimde, çocukluğumda Sovyet casus filmlerini izlemeyi çok severdim diyor. Casus filmlerini severdim. Casus filmlerini çok severdim diyor. Vardır öyle çok güzel Sovyet filmleri vardır. Ve daha ortaokul lise çağlarındayken ajan olmaya karar verdi. Deyince Amerika aklımıza gelir. Sovyetlerin de böyle Sovyet casus filmleri var. Tabii Strelitz diye geçer özellikle. Çok meşhurdur. Güzeldir de yani filmleri bu anlamda. Onları seyredip ajan olmaya karar veriyor. Ve lisede okurken bir gün kalkıyor. KGB'nin Petersburg'daki merkezine gidiyor. Oradaki görevliye diyor ki ben diyor burada çalışmak istiyorum. Görevli diyor ki ya git başımızdan. Öyle herkesten almıyoruz biz buraya. Ama ben gerçekten istiyorum diyor. Ne yapmam lazım bana söyleyin diyor. Eğer gerçekten istiyorsan git hukuk fakültesinde oku diyor. Yani nasıl bizde hani devletin önemli ya da bizdeki yerlere mülkiyeden ya da bir takım yerlerden insanlar gelir. Petersburg'da da Moskova Devlet Üniversitesi'nden ya da MIGIMO Dışişleri Bakanlığı evet. Üniversitesi'nden ya da Petersburg Devlet Üniversitesi'nden çıkmanız gerekiyor. Ve o da aslında bir anlamda hukuk fakültesine de yönlendiriliyor yani Petersburg Hukuk Fakültesi'ne. Ve hukuk fakültesinde de okuduğu dönemde kendisine gelip diyorlar ki biz seninle görüşmek istiyoruz, bizimle çalış. Gizli servisten geliyorlar. Gizli servisten geliyorlar. Çünkü yani şeye girmiş. Gizli servis muhakkak bunu izlemiştir de İzlemiş, sonunda tabii gelmiş. Tabii ki yani evet. Geliyorlar, biz seninle çalışmak istiyoruz. Ve daha üniversite çağındayken, okurken gizli serviste yani KGB ile bu şekilde ilişkisi başlıyor. Bu ona nasıl bir kişilik verir? Yani bir adamın bütün ömrünün yetişme döneminde Sovyetler zamanında da Rusya zamanında da hep böyle gizli servisler, gizli işlere meraklı olması. Şu benim dikkatimi çekiyor. Putin miting yapmıyor. Kalabalıkların karşısına geçip konuşmuyor. Gösterilerini güç gösterisi olarak yapıyor. İşte judo, Rambo görüntüleri falan. Az konuşan ama konuştuğu zaman da ağzından çıkan lafların ağırlığını herkesin kabul ettiği pozitif yani öyle bir adam yani. Aynen. Böyle açıklığı seven bir adam değil, kapalı bir adam. Aslında ilk
KGB'ye girdiğinde kendisine kariyer basamaklarının açılmasının arkasında da aslında kapalı, çok sakin ama çok kararlı, zeki ve kimileri de buna kurnaz diyor yani. Hmm. Evet, ketum aynı zamanda da. Bu özelliğin de etkisi var. Mesela KGB ilk girdiğinde dış istihbarat yapacak casusların arasına özellikle baktıktan sonra alıyorlar. Bunu, evet. Tabii Putin'i alıyorlar ve kendisi de zaten dış istihbaratla çalışmayı çok istediği için çok memnun oluyor. İlk görev yeri oldu Almanya'ya gidiyor. Almanya gibi o zaman çok önemli Almanya. Yarısı Sovyetlerin hakimiyeti altında. Tabii. Yarısı da hür dünyanın kalesi. Siz ne dersiniz? Böyle istihbaratçı olmasının, KGB kökenli olmasının Putin'in kişiliğini etkileri, siyaset anlayışını etkileri. Zaten sanırım şu anda da görüyoruz aslında biz bunun yansımalarını. Putin'in genel siyaset anlayışında düzen, disiplin, hiyerarşi bunlar çok önemli kavramlar. Devletin yönetim tarzında da. Dolayısıyla bence burada bir 16 yıllık bir KGB geçmişi var. 23 yaşında resmi olarak başlıyor. 1991'e kadar aslında orada görev yapıyor. Daha sonra da sizin de belirttiğiniz gibi 90'larda da KGB'nin Rusya açısından bir başka versiyonu olan FSB'nin başına geliyor. Dolayısıyla Putin'in devlet anlayışında, siyaset anlayışında bu hiyerarşi, bağlılık, zaten ilk devlet başkanlığına geldiği dönemde de etrafına seçtiği arkadaşlarının çoğu aslında KGB'de beraber çalıştığı arkadaşlar. Ve bu insanlar hala Putin'in etrafında olmaya devam ediyorlar. Putin'e bir bağlılık içerisinde birlikte çalışıyorlar. Birazdan belki yine belki daha detaylı bahsederiz. Bu Almanya deneyimi dedik. Nedir Almanya'da ne yaptı? Putin 1985-89 döneminde Almanya'da Dresden kentinde, yani Sovyetler Birliği çökerken Putin o ülkede deneyimini sürdürüyor. Almanya niye önemli? Demin dediğiniz gibi Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye bölünmüş, Soğuk Savaş'ın bir cephesi olarak karşımıza çıkan bir ülke. Putin'in 1989'u orada yaşamış olması bence ilginç bir deneyim. Şöyle, çünkü kendi anlattığı anılar var. Hatta bunu geçenlerde... Ben de onu soracaktım. Putin orada ne yapmış Almanya'dayken? Ya Almanya'da aslında hocam belki yine destek verir bana. Çok birebir olarak yaptığı çok önemli bir iş yok. Yani Almanya'ya gönderilmesiyle ilgili aslında detayları da çok açıklamış değiller. Fakat şöyle bir anısı var. Ben onu anlatıp belki hocam Hocamdan evet. O konuda destek isteriz. Özellikle bu gösteriler başladığında 1989'da Putin o travmayı birebir olarak yaşıyor. Yani Sovyetler Birliği'nin çöküşü, KGB'nin parça parça olması ve orada göstericiler Putin'in sorumlu olduğu binaya geliyorlar. Oradaki arşivleri yok etmek isterken Putin'in işte bunların önünde durduğu ve bu arşivleri korumaya çalıştığı. Ki bunu da zaten devlet kanalında bir belgesele dönüştürüp bir şov haline getirdiler aslında. Evet. Yani Putin'in o... Evet. Sovyetlerin çöküşüyle ilgili sıkıntısı aslında burada. Evet. Putin'in bu kişiliğin teşekkülünde sizin dikkat çekeceğiniz bir iki nokta var mı? Mesela Almanya'dan konuştuk, Almanya'daki faaliyetlerinden. Şimdi Putin'in en dikkat çekici özelliği, zaten KGB'de çalışırken ya da ona görev verirken buna çok dikkat ediyorlar. Putin'in en dikkat çekici özelliği kendisinin kapalı bir kişilikmiş gibi görünmesine rağmen insanlarla çok rahat ilişki kurabilmesi. Dışarıdan soğuk ve kapalı görünüyor ama İlişkiye başladığında çok rahat ilişki kuruyor. Hatta hatıralarında kendisi anlatıyor. 800 mark bir... Hatıralar Rusça kitap olarak mı yayınlandı? Rusça olarak yayınlandı. Türkçe'ye de çevrildi. Hatıralar derken daha doğrusu kendisiyle yapılan uzun röportajlar var. Onlar evet, Türkçe'ye çevrildi. Evet. Orada anlattığı bir anekdot var. 800 mark verip bir Amerikalı askerden bilgi akışı sağlıyor. Dresden'de zaten Putin'in en büyük görevi orada... bilgi toplayabileceği, enformasyon alabileceği insanlar bulmak ve onlarla ilişkiye geçmek. Tabii, o da ilişki kurmayı gerektiriyor. Tabii o da ilişki kurmayı gerektiriyor. Fakat Almanya'dan sonra, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra birden bakıyoruz, istifa ediyor, şeye geçiyor, sivil bir hayata geçiyor. İşte burada çok önemli bir tercih var. Bunu ben Putin'in kendi başına karar verdiğini düşünmüyorum. Bu KGB'nin ona çizdiği bir kariyer planı. Şimdi 16 yıldır KGB'nin içerisindesiniz, sivil hayata ilişkiniz yok ve hemen onu Petersburg Devlet Üniversitesi'nde doktoraya gönderip orada Rus üniversitelerinin hepsinde bir KGB görevlisi olur. Evet. Adı bilinir, her şeyi bilinir, ofisi vardır. Uluslararası bağlantılar başkanı falan derler. Öyle bir görev veriliyor. Maaşını da KGB'den almaya devam ediyor hala. Sonra oradan Petersburg Belediyesi'ne geçiyor. Belediye başkan yardımcısı oluyor. Çok önemli Anatoli Sapçak. Kendisinin yetişmesinde çok Petersburg önemli. Petersburg Belediyesi bizim İstanbul Belediye Başkanlığı gibi düşünebiliriz. Çok önemli. Düşünebiliriz. Bakanlıktan önemli. Anatoli Sapçak'ın özelliği de şu, kendisi Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda da hocası.
Şimdi oraya gittiğinde Putin orada Petersburg'un mesela ilk yabancı yatırımların gelmesi için ön ayak oluyor. Yani öyle bir ilişki kuruyor ki işte Coca-Cola'sından başkasına kadar yani bir sürü şey geliyor, uluslararası şirket geliyor. Bunlara baktığımızda orada aslında şey veriliyor Putin'e, sivil hayat stajı veriliyor. Bir yere hazırlanıyor yani. Çok önemli iki tane... Zaten hemen de belediyeden devlet başkanı danışmanlığına getiriliyor. Evet. Oraya gelmeden önce iki tane çok ilginç bir anekdot var. Bir tanesi şu. Amerikalı bir heyet Petersburg'a geldiğinde havaalanında karşılamaya gidiyorlar. Ve orada Amerikalı heyetten bir tanesi Rus heyetten birine bir saygısızlıkta bulunuyor. Büyükelçilik heyetinden birisi, konsolosluk heyetinden. Ve Putin belediye başkan yardımcısına gidiyor ki bu insan daha belediyeye giremez diyor. Ve öyle bir kararlılıkla duruyor ki büyükelçi gelip konsolosu değiştirmek zorunda kalıyor. İkincisi de... Çöken bir devletin temsilcisiyken böyle davranıyor. 1994 yılında da Hamburg'da bir toplantıya gidiyorlar. Hamburg'da bir saray binasında 10 metre yüksekliğinde tavan olan bir yerde. Ve orada Baltık Cumhuriyetlerinden birinin Cumhurbaşkanı Sovyetler Birliği döneminden hareketle Rusları bizi işgal ettiniz gibi söylemlerde bulununca Putin ayağa kalkıyor. Rus heyetinin içerisinden ayağa kalkıyor. Yerler mermer düşeli. Hiç bir şey söylemeden tak 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 koca salonda kapıya kadar gidiyor. Kapıyı açıyor bir de arkasından çarpıp çıkıp gidiyor. Bu hareketlerine baktığımızda aslında Putin sonradan bu hale gelmiş değil. Yani karakteri evet, hazırlanmış böyle, belli. Hazırlanmış yani bu anlamda. Evet. Ve imparatorluk fikri çok güçlü onu görüyoruz. Şimdi size sorayım, hocama da soracağım. Böyle bir adam Rusya'da nasıl bir rejim kurdu? %62 oy alıyor. Bu Rus halkının da Putin'de tecessüm eden otoriter, diplomatik anlamda saldırgan, imparatorluk fikrine bağlı bir ideolojiyi ne kadar benimsediğini de gösterir. Nasıl bir rejim kurdu Putin? Şimdi tabii Putin'in rejimini anlamak için aslında belki 1990'larda Yeltsin dönemine de bir kısaca bakmakta evet. fayda var. Rusya Yeltsin devlet başkanlığı döneminde çok büyük bir kendisinde bir yeni güç bulmak için yeni reformlar başlatıyor ve bu reformlar çoğunlukla Batı reformları olarak öne çıkıyor. Piyasa ekonomisi reformu. Evet, piyasa ekonomisi ve Yeltsin'in başlattığı reformlarla büyük bir ümitle başlıyorlar. Fakat Yeltsin'in dönemindeki rejime baktığımızda deminki sizin izlettiğiniz videoda da vardı. Yeltsin'in temsil ettiği Rusya maalesef 1990'lar boyunca o istenilen atılımı gerçekleştiremiyor. Ekonomiye bakıyoruz. Mesela 1998 yılında çok büyük bir ekonomik kriz patlıyor Rusya'da. Veya sosyal yaşama bakıyoruz. Sovyetler Birliği'nin en önemli avantajlarından biri olan o meşhur emeklilik sistemi, bunların hepsinin çöktüğünü, insanların çok ciddi anlamda sosyal sıkıntılar içine evet. düştüğünü görüyoruz. Bunun da dışında Rusya'yı o dönemde yönetenler arasında daha çok bu dönemde zenginleşen bir grup zengin iş adamı, bunlar oligarklar denilen evet. adı veriliyor ve oligarklar bunlar da eski komünist sistemin ağaları. Tabii ve ne şimdi yapıyorlar? Kapitalizmin ağaları. Bu yeni kapitalizme geçiş dönemindeki çarpık yapılaşmadan nemalanarak büyük şirketleri ellerine geçiriyorlar ve bir anlamda tabii Yeltsin'in o dönemde sağlık durumu da önemli. Yani iki kez bypass ameliyatı geçiriyor, alkol falan. Sorunu var. Tabii pek çok sıkıntı var. Şimdi Rusya'da Putin'in temsil ettiğiyle Yeltsin'in temsil ettiği arasında bir tezat var. Dolayısıyla Putin aslında bir anlamda anti Yeltsin'i temsil ettiği için belki bir anda bu kadar Rus halkının gündemine geliyor. Bir de çok kısaca şunu söylemek lazım. Şimdi %5 gibi bir şeyle Ağustos 1999'da ilk başbakanlığı atıyor Yeltsin Putin'i ve ilk kamuoyu yoklamalarında Putin'e olan destek tanınmadığı için %5'ler seviyesinde. Mart 2000'de başkanlık seçimi yapıldığında devlet başkanlığı Putin %53 ile seçiliyor. Yani 6-7 ay gibi kısa bir süre içinde Putin %5'ten %53'e çıkıyor. Onu sağlayan mekanizma? Onu sağlayan mekanizma esas olarak o dönemde Çeçenistan müdahalesi. Çeçenistan'daki sert katı evet yani tavrı. Şunu hatırlamak lazım. 1996'da Rusya Çeçenistan'dan adeta kaçar gibi çıkmak zorunda kalıyor askeri yetersizlikleri nedeniyle. 1999 yılında bu yeni genç dinamik kimsenin daha önce bilmediği KGB görevlisi bir anda Çeçenistan'a girerek bu sefer askeri güçle istediğini alıyor. Ve Rus halkının gözünde bir anda bu istediğini yaptıran Yeltsin gibi alkolizmle uğraşan bir devlet başkanının karşısında yeni bir lider çıkıyor. Rambo buluyor. Rusya Rambo yakalıyor. Tam burada Rus halkı deyince aslında efendim? Tam burada Rus halkının beklentileri deyince aslında Rus halkı ne bekliyordu onu bir konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şöyle evet. düşünelim. Şimdi sizin programın başında söylediğiniz
Sovyetler Birliği'nin dağılması büyük bir trajedidir dediği sözü var. Evet. Çok bilinen bir söz daha var Putin'in. Diyor ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasını ve Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak isteyenin beyni yoktur. Sovyetler Birliği'nin dağılmasına üzülmeyenin de kalbi yoktur diyor. Bu anlamda bir bilinçaltı var. Şimdi Putin'in şeyi şu baktığımızda Rusya yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra aslında bir imparatorluk kaybeden halk vardı karşımızda. Bunu araştıranlar genellikle şöyle söylüyorlar. Yas tutamama sendromu diye bir sendrom var. Yani birini kaybettiğinizde bir süre bir cenazeye toprağa gömemek. Evet, gömememe. Yas dönemini geçiremediğiniz zaman onun bir takım farklı tezahürleri olabiliyor, olumsuz. Pamuk Volkan'ın da bu tür tahlilleri evet, var. Orada, evet, oradan geliyor. Psikolojik şey. Ve Rus halkı böyle bir şey tutamadı. Sovyetler Birliği'ni kaybetti, bir yas tutamadı. Ve onun yerine bunu tamamlayabilmek için büyük devlet, büyük güç. Ve aslında Rus halkı üç şey istiyor. Güçlü bir lider, geçinebilecek kadar bir geçim ve kendisine büyük gurur ve onur yaşatacak olaylar istiyor. Bunu da sağlıyor. Ve bunun sonucunda 1999'da istifa etmesinin arkasında aslında KGB'de üstü kapalı bir darbe yapılıyor aslında. Yani Rusya'da üstü kapalı bir darbe yapılıyor. Bir darbeyle geliyor bir anlamda yani Yeltsin'e yapılan anlaşmalar yapılıyor. Onun pazarlıkları yapılıyor. Yani Putin, o zaman da yazılmıştı KGB Yeltsin'in böyle alkolik ayakta duramıyor, hasta. Tabii. Onu devirip yerine kendi adamını getirdi. Fakat Rusya'da yani Rusya'daki darbeler... Saray darbeleri. Şimdi Rusya'yı şöyle düşünmek lazım. Rusya'nın kaymağını KGB yani istihbarat yer. Kalan kısmını da Dışişleri Bakanlığı götürür. Aslında bütün devlet bundan ibarettir. Bu anlamda KGB derin devlet dediğimiz ya da FSB diyelim kendisidir. Şimdi 1999'da sonra aslında Putin'in uygulamalarına baktığımızda kurulmuş olan fiili bir rejim var. Hatta bunun adını Putinizm diye söylüyorlar. Ha, Putinizm nasıl bir şey? Evet, Putinizm'in özelliği ne peki? Bir kere Putinizm 3 tane temel şeyi var. Birisi güçlü devlet. Yani buradan biz bunu güçlü Rusya, tarihten gelen Sovyetler Birliği, Çarlık ve gibi. Çarlardan itibaren. Tabii tabii. İkincisi ekonomik büyüme olacak bunun içerisinde baktığımızda. Üçüncüsü de güvenlik. Yani büyüklük, büyüklük, ekonomik büyüme ve aynı zamanda da güvenliğin sağlanması. Putin bunların hepsini de veriyor. Tabii bu arada insan hakları nerede? Demokrasi nerede? Basın özgürlüğü nerede? Bunlar zaten şey yok. Yani Rusya'daki sistem zaten Putin'le birlikte kontrollü demokrasiye geçti. Yani bu şu demek. Yani Putin bunu açıkça da söylemişti. Demişti ki demokrasi ihraç edilen bir mal değildir. Demokrasi bir süreç halinde gelişir. Yani kontrollü demokrasi demek ne kadar demokrasiye ihtiyacımız varsa o kadar izin vereceğiz demek. Bir tür derin devletin vesayeti tabii altında bir bununla demokrasi. Birlikte Putinizmin aslında bir şey yapabiliriz. Siyasi ve iktisadi gücün tek merkeze toplanması için bütün devlet aygıtını kontrol etmek. Sonra mesela parlamentonun etkisizleştirilmesi, basının kontrol altına alınması, sertlik politikası ve olabildiğince hep büyük Rusya. Çünkü o dağılma sendromunu ve yasını tutamamış halka bir şey vermeniz gerekiyor. Hocam, bunu sağlayan. Şöyle bir reklam arası verelim. Tamam, ikiniz de kaldığımız yeri unutmayın. Reklam aradan sonra Rusya'da Putin nasıl bir sistem kurdu? O sistem şimdi Suriye'de ne yapıyor? Türkiye'ye karşı ne yapıyor? Buna karşı Türkiye ve NATO ne yapmalı onu konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Değerli izleyenler, Yeltsin Rusyası ve dış politikası, Türkiye ile yaşanan kriz ve Suriye konularını konuşmaya devam ediyoruz. Fatih Bey, siz reklam arasında kilise ile Putin'in ilişkisini ve Rusya'daki muhalefetin niteliğini evet, bahsettiniz. İzleyicilerimiz de dinlesinler onu. Şimdi, çok özetledim lütfen. Programın birinci kısmında söylediğimiz istihbarat ve dışişlerini söyledik ama orada kiliseyi de gerçekten koymak gerekiyor. Çünkü Putin Yeltsin istifa ettiği dönemde kilise patrik yani Rus Ortodoks Kilisesi'nin patriği tarafından saatlerce Putin'le baş başa yapılan görüşmeler var. Yani kilise Rus kimliğinin en temel taşlarından bir tanesi. Bu anlamda bunu kesinlikle şey yapmamız gerekiyor. Ve Putin de Putin sık sık kiliseye giden, mum yakan, dua eden falan birisi. Ya, göstermelik de olsa evet gidiyor, yapıyor. Evet.
Bu anlamda kilise çok önemli bir faktör ve kilise de bu bizim biraz önce anlattığımız Büyük Rusya. Çünkü Ruslarda kendilerinin seçilmiş bir halk olduğu, evet, bir misyon olduğu kendilerinde düşüncesi var. Üçüncü Roma falan diye de biliyoruz hepimiz. Evet. Bu anlamda Putin'e o havayı veriyor. Yani biz seçilmiş bir devletiz, ben de seçilmiş bir seçkin bir liderim anlamında. Bunu da kökenini oradan alıyor ve kilise de bunu destekliyor. Bu Alan Boger diye bir Alman tarihçi var. Birinci Dünya Savaşı'na gidişi falan anlatırken orada Rusya'nın amacının İstanbul'u 3. Roma olarak hakimiyet altına almak ve Ayasofya'da yeniden Ortodoks çanı. Evet, doğru. Çalmak olduğunu yazıyor. 3. Roma bu anlamda zaten İstanbul'a çağrı. Yani şimdi öyle bir şey demek değil bu ama motivasyonlar... Bilinç aslında bizi yani Türk kamuoyunu şaşırtan Putin'den başlamak üzere bütün hepsinin bu kadar sert ve inanılmaz tepkiler vermeleri. Yani bir tane politikacı çıkıp İstanbul'un üstüne nükleer bomba bile atalım, evet, diyebiliyor. Evet, bunun arkasında aslında deli ama bilinçaltı var. Delileri böyle işte yani. Ya, altında bir bilinçaltı var aslında, evet, yani. Bu oradan geliyor yani. Muhalefeti sormuştunuz. Muhalefete gelirsek aslında Rusya'da muhalefet iki tane var. İki tür var. Birisi sistemin oluşturduğu kontrollü muhalefet. Mesela bilinen bazı gazeteler, televizyonlar ya da radyolar var. Aslında bu muhalefet devletin kontrolündeki muhalefet. Çünkü arka plana baktığınızda mesela Gazprom'un bu televizyonlara sahip olduğunu görüyorsunuz yani. Gazprom'un sahip olduğu şirket televizyon muhalefet yapacak. Bir de sistem dışı muhalefet var. Mesela sistem dışı muhalefet olarak Udaltsov, Navalny, Udaltsov diye bir siyasetçi vardı. Navalny şu anda hala en solcu etkili. Solcu mu sağcı mı muhalefet? Karışık mı? Udaltsov solcuydu. Navalny veya işte geçtiğimiz aylarda Moskova'nın, Kremlin'in dibinde öldürülen Nemtsov vardı mesela. O da liberaldi. Veya dünya satranç şampiyonu olan Kasparov mesela. O da Rusya'da yaşayamadı. Almanya'ya gitmek, evet, zorunda kaldı. Böyle de bir muhalefet yani var. Ama onlar da baskılanıyor. Yok. Dolayısıyla siz Putin'i bir maceradan, Allah korusun inşallah maceraya kalkmaz, maceradan geri çekebilecek güçlü yok, bir muhalefet yok. 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 Evet. Örgütlü değil daha doğrusu. Ha. Ben de ufak bir ek yapayım. 2011-2012 döneminde Rusya'da seçimler oldu ve seçimlerden sonra bu Balotnaya gösterileri hatta Balotnaya ciddi... Moskova'da bir meydan. Meydanın adı bu. Balotnaya. 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 Ve orada aslında muhalif yaniler örgütlendiler. Fakat gösteriler istenilen sonuca ulaşmadı. Zaten sonrasında da örgütlü bir muhalefet olmadığı için muhalif liderlerin hepsini bir şekilde ya yargılandılar veya başka şekillerle susturuldular. Mesela Navalny enteresan bir örnek, bir blogcu aslında. Yani günümüzün bu sosyal medyasında çok aktif olan, gençleri örgütleyebilen bir liderdi. Onunla ilgili ilginç bir işte eskiden kalan bir davasını gündeme getirdiler. Ve ondan sonra bir daha tekrar ayağa kalkmasına çok müsaade etmediler. Yani evet, bu sisteminde muhalefet bu 99 yılında Yeltsin istifa edip başbakan olduğunda Putin, enteresan bir şekilde, ben de o yıllarda orada olduğum için biliyorum, 2-3 defa Moskova'da bir takım şehirlerde evler havaya uçuruldu. 300'den fazla insan öldü. Evler havaya uçuruldu, düşünün yani. Ve Çeçenler üzerine bir kampanya başladı ve savaşın üzerine giden Putin... Sanki provokasyondu yani. Çeçenleri ezmek için belki de aslında seçime götürmek için kamuoyuna... Çünkü Rus kamuoyu tarihten itibaren zaten toprağa bağlı köle olarak yaşıyorlardı. Bu anlamda bir lider şeyi var. Ve ne yaptılar aslında? Ortaya rakibi olan ama alternatif olmayan bir lider çıktı. Evet. Siz bir yolsuzluk olayından bahsettiniz. İzleyicilerimiz, evet, çok onu da... kısaca şunu söylemek lazım. Yeltsin'den Putin'e geçiş yaparken aslında Yeltsin'in son dönemine baktığımızda Yeltsin ve ailesiyle ilgili çok ciddi yolsuzluk iddiaları var. Yani sadece Yeltsin de değil. Yani kendi kızı, damadı, bunların içinde olduğu küçük bir grupla ilgili çok ciddi. Hatta bunlar Duma'ya geliyor, Rus parlamentosuna ve Yeltsin'le ilgili 1999'da bir gen soru veriliyor. Yeltsin ucu ucuna o gen sorudan kaçıyor. Hemen arkasından da Putin'e bu görev devri oluyor. Orada yine enteresan olan bir şey... Putin de dosyaları kapatıyor. Evet, yani Putin döneminde biz Yeltsin ve ailesiyle ilgili herhangi bir yargılama görmüyoruz. Yani çok enteresan. KGB, eskiden komünist sistemin tepelerinde olup şimdi kapitalizmin oligarkları olarak ortaya çıkan yeni Rus hakim sınıfı, kilise, evet, el ele vererek bir Yeltsin yaratıyorlar. Kendi çıkarlarını da bu şekilde garantiyorlar. Orada Silaviki diye Rusça bir tabir var. Onunla mutlaka bahsetmek gerekiyor. Silaviki. Silaviki, evet. Sila güç demek. Silaviki güç sahibi olanlar demek. Evet. Bütün teşkilatçı birisi. Silavikiler de genellikle istihbarat
kökenli emekli ya da asker kökenli emekli olan insanlar. Ve dikkat ederseniz Rusya'nın bütün önemli mevkilerinde ve devlet şirketlerinin hepsinde de bu silahlıklar var. Aslında Putin... Yani tam bir oligarşi o zaman. Tam bir oligarşi. Bir tam de şu, bir oligarşi. Şu oligarşisini yani yaratıyor aslında. Enteresan bir insan. Hani siz İstanbul benzetmesi yaptınız, evet, da Petersburg. Orada kimlerle çalıştıysa merkeze, Moskova'ya da onları taşımış, evet, ve hala onlarla çalışan bir lider var. Evet. Şimdi böyle bir rejim, kendisini frenleyecek bir iç güç, check and balance dediğimiz, denge denetim dediğimiz olmayan bir rejim ve böyle bir lider. Bir tür megaloman bir lider. Bu tür Türkiye'li olduğu gibi krizler ortaya çıktığında nasıl reaksiyon veriyor? Mesela Ermenistan'ı desteklemesi Azerbaycan'a karşı ama aynı zamanda Azerbaycan'la da ilişkilerinin iyi gitmesi. Bir Gürcistan'ı ezdi Rusya. Ayrıca son olarak da bildiğimiz gibi Ukrayna'nın doğusu ve Kırım. Evet. Hanginizden başlarsanız bu tür krizlerde reaksiyonu, tavrı ne oluyor? Davranış aslında, biçimi nedir? Aslında bu davranışa götüren şeyin arkasında da mesela 1999'da NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması ve Rusya'nın buna karşı çıkamaması. Kosova'nın bağımsızlığa gidişi ve Rusya'nın bunu engelleyememesi. Slav kardeşlerine sahip çıkamadı. Evet, bunların hepsi birikti aslında. Ama bir şey eksikti, ekonomik güç yoktu. Bu da petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının artmasıyla Putin'in eline bunu sağladı. 100 doların üzerine çıktı. Tabii, o bunu sağladı. Tabii. Milyarlarca dolar para birikti. Rusya'nın özelliği şu. Mesela dikkat ederseniz 90'larda Türkiye ile hep Karadeniz'de olsun, başka yerlerde olsun hep işbirliği içerisindeydi. Fakat Putin'le birlikte güçlenen Rusya artık işbirliğine gerek görmeyen ve direkt sizin dediğiniz gibi o Kafkaslara, işte Gürcistan'a, Ukrayna'ya ve şu anda da Suriye'ye gelen bir şey özelliği var. Burada şunu görüyoruz. Güçlendiği anda Rusya hiç kimsenin ne dediğine bakmadan kendi politikasını bizzat izleyen bir şey. Çünkü eski dostu, şu anda ismini unuttum, Çar'ın bir sözü vardır. Rusya'nın iki tane dostu vardır. Birisi ordusudur, diğeri de donanmasıdır diyordu. Bizim de bunu hep akılda tutmamız gerekiyor yani. Aslında Rusya tarihte nasılsa hala öyle. Bir değişiklik olmadı yani. Bu yani siz daha iyi bilirsiniz, siyaset biliminde kapalı kara ülkelerinin psikolojisi. Evet. Mutlak güce, hiyerarşiye onu çok iyi bilir. Mackinder'ın jeopolitik teorileri de aynı şeyi, evet, söyler aslında. Heartland dedikleri teori tam uyuyor yani. İşte Rusya totaliter sistem, tabii, kapalı, dışarıyı düşman gören, fırsat kollayan. Coğrafya da onu aslında dikte ediyor aslında, evet, bir anlamda. Evet, coğrafyasından. Evet. Ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bu dış reaksiyonlarını, evet, krizler çıktığında nasıl davranıyor bu şimdi arada? Şimdi uluslararası ilişkilerde bir son dönemde çok tartıştığımız bir kavram var. Siz de biliyorsunuzdur. Yumuşak güç. Evet. Yumuşak güç nedir? Bir ülkenin sadece askeri ve diplomatik zorlama kapasitesini değil, onun dışında imajını ve kültürel değerlerini kullanarak başka bir ülke üzerinde etki sahibi olması. Bizim Türkiye'nin meşhur komşularla sıfır sorun politikasının da aslında özünde uzun bir süre bu vardı. Evet. Bu yumuşak güç unsurlarını çıkarmak. Şimdi yani Türkiye'nin yumuşak güç olarak. Evet. Yani Türkiye'nin diplomatik ve askeri zorlamalar veya ekonomik zorlamalara girmeden sadece bir imaj olması. Bunu en iyi yapan da Avrupa Birliği'dir aslında. Normatif güç olma. Yani değerlerinin orada olması bile Avrupa Birliği'ni bir güç yapıyor. Şimdi Rusya'da şöyle bir sorun var. Rusya geleneksel olarak sert güç işleten bir ülke. Dolayısıyla kendisini ne zaman güçlü hissetse askeri veya ekonomik olarak zorlamalara girmeyi tercih ediyor. Bakın dolarla petrol fiyatları yükselince, tabii, Rusya birdenbire dünyanın en güçlü dolar devleti, çok doğru, oldu. Hemen nitekim yani 2008'de bakın askeri harekata başladı. Tabii. Kafkasya'da, yani mesela Gürcistan, Ukrayna, bunlar tabii en son noktalar. Yani Gürcistan ve Ukrayna Rusya'nın sert güç kapasitesinin nerelere ulaşabileceğini gösteren iki örnekti. Fırsatı bulunca ne tabii, yapabileceğini de örnek. Ama şeye de bakalım, yani ekonomik olarak da eski Sovyet Cumhuriyetlerinin uyguladığı bütün bu doğalgaz ambargoları veya gazları kesmeler, Avrupa Birliği'ne bırakın eski Sovyet coğrafyasını, orada zaten kendini hegemon görüyor. Avrupa Birliği ülkelerine 2006 ve 2009'da ekonomik anlamda doğal gazlarını kesmek suretiyle mesajlar verdi. Burada enteresan olan şu var. Türkiye'ye bu son krize kadar aslında bunu uygulamıyordu. Mesela 2012'de Türkiye'nin yine bir başka krizi oldu Rusya ile Suriye üzerinden. Türkiye bir Rus yolcu uçağını askeri mühimmat taşıdığı gerekçesiyle Ankara'ya indirdi. Ve orada Rusya'nın tepkisine bakıyorsunuz. Bu kadar sert aşağıdan aldı. Evet. Tam tersi, Davutoğlu ve Lavrov hemen toplandılar. Birkaç gün içerisinde konu kapatıldı. Yani Rusya bugüne kadar belki Türkiye'yi bu sert gücünü, uyarılarını çok uygulamıyordu. Ama bu krizle artık bunun değiştiğini görüyoruz. Tam sorumun zamanı geldi Fatih Bey'e. 2012'de
Türkiye'nin sen Suriye'ye askeri yardım götürüyorsun diyerek Rus uçağını havada tutup yere indirmesine sert tepki vermeyen, aşağıdan alan Rusya şimdi niye böyle yapıyor? Suriye'de ne yapıyor Rusya? Esas evet. Konumuza geldik. Evet, aslında 2012'deki olayda şu var. Giden uçak Rusya'dan kalkmıştı ama Suriye uçağıydı. Yani Moskova'dan ve şeyden giden. İçinde de askeri, olsun yani yine Rusya'nın bağlantısı. İçinde de askeri bir malzeme vardı. Evet. Ve bu daha hala da açıklanmadı, onu da söyleyelim. Yani biz de kapattık üstünü, onlar da mı kapattı? Onlar da kapattı. Aslında bizim sorunumuz zaten Rusya ile buydu. Biz hep işbirliği tarafını öne çıkarıp sorunları yokmuş gibi davranıp kapalı kapılar ardında çözmeye çalışıyorduk. Kapattık biz aslında üstünde. Türkiye de kapattı, Rusya da kapattı. Açıklamadık yani biz onu. Şimdi niye Suriye'den başlayalım? Çünkü Rusya Suriye'de ne yapıyor? Çünkü sadece Esad gitmesin, benim üstüm devam etsin tabii şimdi. Ki. Yani aslında dikkat ederseniz programın başında da vardı. Suriye, Rusya Federasyonu'nun Sovyet sonrası yurt dışında yaptığı ilk harekat, ilk askeri harekat. Bu bir ilk. Ve bu ilk harekatta tabii ki sadece Esad'ın gitmesini düşünmüyor. Doğu Akdeniz enerjisi var. Orada Kürt oluşumuyla olan ilişkileri var. Terörle mücadele ediyorum. PYD ve YPG onlarla ilişkileri var. Kendi kontrolünde bir şey olmasını istiyor. Suriye en azından olmasını istiyor. Bu var. Tarih boyunca Orta Doğu'yla çok yakın ilişkiler kuran Rusya için Suriye aslında Orta Doğu'ya girişin kapısı. Ve bu anlamda da biraz şey yaptı. Yani aslında bir de tarih boyunca bu Batı'yla, NATO'yla geliştirdiği rekabeti Suriye'ye taşıdı. Evet. Fakat direkt Almanya'ya söz geçiremeyeceğini bilen ya da Avrupa Birliği, NATO'ya direkt şey yapabileceğini bilen, bence Türkiye'yi bu anlamda kolay bir hamle görüp uçakları da hava sahasını ihlal ettirerekten Türkiye üzerinden hem Türkiye'ye hem de NATO'ya hem de dünya kamuoyuna hem de iç kamuoyuna ben buradayım, ben büyük gücüm dedi. Bu anlamda bir sürü yani birçok hedef görebiliriz yani bunun arkasında. Bu 1914-1915 belgeseli CNN'de yayınlandı. Onun üzerine çalışırken biraz Rusya'yı daha yakından Rus tarihini inceledim. Rusya'nın İngiltere ve Fransa ile yaptığı gizli görüşmelerde doğuda bir Ermenistan kurarak İskenderun'a çıkma politikası var. Kesinlikle. Evet. İşte Suriye o. Tabii. Evet. Mesela meşhur Sykes-Picot anlaşması hep İngiltere-Fransa görülür ama orada aslında Rusya da vardır. Tabii. O haritalara baktığınızda orada Rusya'nın da bunun bir parçası olduğunu görmek lazım. Rusya'nın Bolşevik devrimiyle çekilmesi üzerine ayrı bir süreç açıklanmıştır Bolşevik yönetim tarafından. Ve tarih boyunca da Kürtlerle, Orta Doğu'daki Kürtlerle hep yakın sürekli teşvik ediyor. Teşvik ediyor. Teşvik ediyor. Evet. Ilk, ayaklanmaya teşvik tabii ediyor. İlk Kürdoloji çalışmaları orada başlamıştır. Bu anlamda zannedersem Rusya, İran'ın da etkisi var bunda. Çünkü harekat başlamadan önce İran'ın Kudüs ordusunun komutanı Kasım Süleymani Moskova'ya gizlice gidip geldi. Ve zannedersem orada İran benim kontrolümden çıkıyor. Burada müdahale etmek gerekiyor dedi. Evet. Ve hızlı bir şekilde Ağustos'tan itibaren başladı. Yani neredeyse rejim çöküyordu. Evet. İran müdahale etti. Kurtardı. Hizbullah, İran'ın kontrolündeki Şii Hizbullah örgütü müdahale etti. Başa çıkamadı Rusya. Girince denge değişti. Zamanlaması sizin de dediğiniz gibi çok önemli. Çünkü Esad'ın çok zemin kaybettiği bir dönemde Rusya'nın bu müdahalesi geldi ve can kurtaran görevi gördü aslında. Bir de şunu belki söylemek lazım. Şimdi Rusya Suriye'de ne arıyor? Baktığımız zaman Rusya bütün Esad hükümetinin Suriye'nin bütününe hükmetmesini bekliyor mu dediğimizde burada da bir soru işareti var. Rusya Doğu Akdeniz'deki bu özellikle doğalgaz yataklarının keşfi orada çok önemli bir stratejik dengeyi de değiştirdi. Rusya'nın Akdeniz'e çıkışının olması yeterli aslında Suriye siyaseti açısından. Nitekim dikkat ederseniz bu butik devlet söylemi çıktı. Yani %14-15 ama Tartus'u ve Laskiye'yi içine alan. Yani, Akdeniz sahilinde bir Suriye. Evet. Şimdi Rusya zaten oraya çıktıktan sonra aslında önemli stratejik amacını karşılamış oluyor. Bölgesel çıkarları anlamında Suriye'de. Kuzeyde de bir Kürt devleti kurulması durumunda mesela Putin'in Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada da dikkat edin. IŞİD'e karşı Esad ve Kürtler savaşıyor dedi. Bu da bize bir sinyal olmalı. Ve PYD Moskova'da şube açacak. Tabii. Putin'in konuşmasından sonra açıklandı bu. Tabii ayrıca belki söylemek lazım. PKK'yı Rusya hala terörist örgütler listesine almış değil. Türkiye'nin bütün tabii stratejik ilişkilerine rağmen Doktora çalışmalarım sırasında o kadar ayrıntılı bir şekilde PKK'nın faaliyetlerini orada incelemiştim ki. Moskova'daki. Moskova'da değildi. Yaroslav yakınlarındaydı. Yani Rusya'daki. Rusya'da. Evet. Hatta tez savunması sırasında jüriden bir hoca şunu demişti. Bu kadar ayrıntılı ve bu kadar tehlikeli bilgilere nereden ulaştın demişti. Ben de demiştim ya aslında kapalı değil açık aslında demiştik. Ve o hala devam ediyor. Şimdi Rusya'yı anlamak için
küçük iki tane anekdot söyleyeceğim, evet. Karşılaştırma. Şimdi Sovyet döneminden dolayı Baltık Cumhuriyetleri bizi işgal ettiniz, tanzimat istiyoruz diyorlar. Toprak talebinde falan bulunan, evet. Baltık Cumhuriyetleri de var. Bir basın toplantısında, canlı bir basın toplantısında Baltık'tan gelen bir gazeteci böyle bir soru sorduğunda Putin aynen şöyle bir cevap vermişti. Siz ancak ölü eşeğin kulağını alırsınız demişti. Bu Rusça bir tabir. Ölü eşeğin kulağını almak demek sen havanı alırsın anlamına geliyor yani. Veya Fransa'da bir zannedersen bir gazeteci Çeçenistan'da niye Çeçenlere böyle davranıyorsun dediğinde istersen seni Çeçenistan'a götürelim bir sünnet etsinler seni demişti. Böyle de enteresan birisi ama aynı lider 100-150 yıldır çözülemeyen Çin'le sınır sorununu parlamentoyu da devre dışı bırakaraktan gidip 1-2 gün içerisinde anlaşmaları yapıp Çin'le Sibirya'daki sınır sorununu da çözmüştü. Çünkü Avrupa ve Amerika'ya karşı, kesinlikle. Bir Asya bloku oluşturmaya çalıştı. Rusya'nın liderliğinde. Evet. Tabii Çin büyük ekonomi falan ama teknolojide, askeri teknolojide Rusya'nın, tabii. Çok gerisinde. Bir de ona bir ek yapabilir miyim? Şöyle bir durum da var. Şimdi günümüz dünya siyasetine baktığımızda büyük ekonomik bloklar oluşuyor aslında. Yani işin ekonomi politiğine baktığımızda bir taraftan Amerika Pasifik'le Trans-Pasifik Anlaşması imzaladı. Transatlantik Ticaret Anlaşmaları devam ediyor. Çin de bu arada bir İpek Yolu projesi ortaya attı. Şimdi bunun ortasında kalan Rusya ne yaptı? Son dönemine dikkat edersek Putin'in bir başka önemli projesi Avrasya Ekonomik Birliği. Yani Ukrayna Kırım sorununu konuşuyoruz ama bütün bunların kaynağı aslında orada düğümleniyor. Çünkü Rusya şu anda pratik olarak bir büyük güç olarak kendisini gösterecekse konumlandırabileceği tek yer ona eski Sovyet coğrafyası kaldı. Bu ne kadar realisttir onu bilmiyorum. Fakat şu anda Avrasya Ekonomik Birliği'nin içinde de böyle bir aslında realizm görmekte mümkün bence bana sorarsanız. Evet. Şimdi bu Putin'in Türkiye, Rusya ile bu krizi Putin büyüttü. Yani işte bizimkiler görüşmek istemiş, telefona çıkmamış, bizimkiler Rus uçağı olduğunu bilmiyorduk diye. Bunlar hep diplomaside tansiyonu düşürme çabaları. Ama buna rağmen Putin sabah saat 9.30 gibi Rus uçağı düşürüldü. 13.30 gibi Putin açıklama yaptı. Ondan sonra artık bomba patladı, diplomatik bomba patladı. Putin bunu niye bu kadar tırmandırdı? İşte Türkiye'ye doğalgaz satmasını, Türkiye'den mal almasını, barışçı bir devlet olarak görünmesini çok önemseseydi bu kadar tırmandırmaması lazımdı. Putin bu kadar tırmandırmasaydı Türkiye daha aşağıdan alırdı tabii. Türkiye'yi de tahrik etti vakur durması için. Ben şöyle düşünüyorum, bu işin uzmanı sizsiniz. Bu düşüncem doğru mu? Putin, Ukrayna'da evet askeri bakımdan kazançlı çıktı. Kırım'da askeri bakımdan kazançlı çıktı. Ama Batı'nın çok ağır bir ekonomik darbesini yedi. Ambargo uygulanıyor ve buna karşı bir şey yapamadı. Tabii bu büyük Rusya tırnak içinde kibrinin bir hayli karizmasının çizilmesi demek. Sanki oradaki yenilgilerinin intikamını Türkiye üzerinden bir kendince zafer kazanarak telafi etmek istediğini düşünüyorum. Eğer böyleyse dediğim gibi ise iş daha ciddi demektir. Rusya daha sert, daha mütecaviz, daha saldırgan metotlar uygulayacak demektir. Vizeyi, müzeyi falan da aşabilir. Önümüz kış, oradan doğal gaz alıyoruz. Şimdi gaz meselesine geldik. Gazla oynayabilir mi Türkiye'yi kendince geriletmek için? Gazla oynayabilir. Bunu zaten yaptı aslında. Yani şöyle bir şey var. Tabii işin hem ekonomi boyutu var hem siyasi boyutu var. Siyasi olarak tabii böyle aleni olarak gazımızı kesmeyecektir. İşte ama ne yapıyor? Oralar arıza çıktı bakıyor. Arıza çıkıyor. Patlama oluyor. İşte bir şekilde bir başka şey buluyor. Ukrayna'ya da öyle yaptı aslında. Öyle yaptı, evet. Ama orada tabii şuna da dikkat etmek lazım. Evet, yani burada da önemli bir ekonomik ilişkiden bahsediyorsak. Yani tamam, Türkiye doğal gazda Rusya'ya bağımlı. %55'ini şu anda, %54 küsür oradan alıyoruz. Doğrudur. Fakat Rusya'nın da en önemli doğal gaz... Rusya'da satmaya mecbur. Tabii, yani %70'i galiba ihracatının petrol ve doğalgazsa Türkiye'de burada bugün mesela rakamlara baktım 5. veya 6. ortağı yani hani sonuç olarak burada da Rusya özellikle bu ekonomik yaptırımlarla. Yani biz almaya mecbursak o da bizim kadar mecbur olmasa bile bir ölçüde bize satmaya evet, mecbur. Burada yani. Şöyle bir sadece bir şey var. Şimdi Rusya açıkçası bence Ukrayna'da da çünkü çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşılaştı ve buna rağmen geri adım atmadı. 600 milyarlık rezervi şu anda 300 milyar dolarlara inmiş durumda. Yani bu çok öze enteresan. Alabiliyor. Rusya'nın 600 milyarlık rezervi 300 milyara indi. Evet. Buna rağmen Ukrayna'da geri adım atmadı. Atmıyor. Atmadığı için de işte Türkiye ile bu olan bitende acaba ekonomi mi ön planda olacak yoksa Rusya'nın genel bölgeye bakışı mı etkili olacak? O kısım biraz açıkçası düşündürüyor. Siz ne dersiniz? Yani aslında, doğalgazla kış ortasında Türkiye'yi sıkıştırmaya kalkan mı? Şimdi dünyanın en fazla doğalgaz üreten ve satan bir ülkesi böyle bir krizden dolayı eğer vanaları kapatırsa bundan sonra kimseye
güvenilir bir tedarikçi şeyi veremez. Dolayısıyla tamamen kapatamaz. Tamamen kapatamaz. Ama mesela Gürcistan'da olan olayda bir yerde patlama oldu. Türkmenistan'da bir sorun çıktı. Basınçtan dolayı boru patladı. Böyle şeyler olabilir. Tam KGB usulleri bunlar. Tabii bunlar sıkıntı çıkarabilir. Fakat burada aslında sorulması gereken şeylerden bir tanesi şu. 1984'ten beri doğal gaz alıyoruz biz Rusya'dan. Türkiye'nin böyle krizlere hazırlık olması gerekiyor. Yani biz devletlerin ebedi dostları, ebedi düşmanları olmaz. Evet. Rusya'ya da böyle bakmak gerekiyordu. Evet, evet. Biz bu depolama kapasitesi hakkında aslında zamanında çalışma yapmamız gerekiyordu. Evet, belki de bunun sıkıntısı şu anda bizi bekleyecek. İşte bu Türkiye'nin bir an önce teknoloji ihraç eden bir devlet haline gelmesi gerekiyor. Yine orada ufak bir doğal gaz ticareti ile ilgili CNN Türk'ün bir haberi var. Onu izleyelim, Rusya ile Türkiye arasındaki doğal gaz. Ondan sonra bu doğal gaz ve boru hatları meselesinde Rusya ne yapabilir konuşacağız. Bakın Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticareti. Rusya ile yaşanan uçak krizi doğal gaz kesintisi olur mu sorusunu da gündeme getirdi. Hürriyet'in 26 Kasım 2015 tarihli haberine göre Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 14 gün. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı yönetici bilgi notuna göre Avrupa Birliği'nde her üye devlet kış aylarında 30 gün boyunca tüketimini karşılayabilecek miktarda doğalgaz depolama altyapısına sahip olmakla yükümlü. Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi 2.6 milyar metreküp. Uzun süredir planlanan ve yapım çalışmaları devam eden Tuzgölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin ise 2019 yılında tamamlandığında 1 milyar metreküplük yeni depolama kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Türkiye kullandığı yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğalgazın %55'ini Rusya'dan gelen batı hattı ve mavi akımdan sağlıyor. Diğer doğalgaz sağladığı ülkelerin başında İran, Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya yer alıyor. Yani Türkiye'nin herhangi bir tedarik sıkıntısında belli bir depolaması var ama bu uzun süreli değil. Ama siz de diyorsunuz ki Rusya kestim diyemez. Evet. Dememesi lazım çünkü bunlar uluslararası anlaşmalarla yapılıyor. Yani Fatih Hoca'nın söylediği çok doğru bir şey var orada. Sonuç olarak Rusya başka ülkelere nasıl gaz satacak eğer böyle bir şey bir imaj yaratırsa? Bu çok önemli bir şey. Soğuk savaş döneminde bile olmadı böyle bir şey. Efendim? Soğuk savaş döneminde bile bir... En soğuk döneminde bile doğal... Ukrayna'da bile olmadı nihayet. Olmadı, geçici kısıntılar oldu. Yani iş bir ekonomik ilişki aslında. Ama tabii. Bir taraftan da bunu unutmamak şimdi lazım. Şimdi şu boru hatları meselesiyle ilgili sizden aldığım Rusça bir harita var. Onu da görelim. Türkiye'yi boru hatlarıyla tehdit edebilir mi? Onu da soracağım. En son size soracağım da Türkiye ne yapmalı? Evet, boru hatları haritasına bakalım. Evet, ne diyor bu harita bize? Şimdi bu haritada... kesik çizgilerle gösterilen, üzerinde çok konuşulan aslında Türk Akım projesi. Yapılması düşünülen proje. Evet, Güney Akımı'ydı adı. Evet. Bizim münhasır ekonomik bölgemizi açtığımız ve Putin geldiğinde de Putin'in bizi överek çok büyük bir lider, çok işte sağlam karakterli bir insan dediği Erdoğan için, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dediği kesik çizgiler onu gösteriyor. Karadeniz'in altından Avrupa'ya gidecek olan doğalgaz. Öbürü de o proje henüz gerçekleşmedi. O proje. O gerçekleşmeyecek de büyük ihtimalle. Öbürü gerçek. O gerçek. O mavi akım. Mavi akım 1995'ten beri. Peki bu düşünülen projeden Rusya vazgeçebilir mi? Vazgeçebilir. Vazgeçerse biz kaybederiz ama o neyi kaybeder? Aslında biz kaybederiz derken şöyle düşünmek lazım. Biz aslında bu proje, Türk Akım projesi Rusya'nın daha çok işine girdi. Evet. Çünkü 3. enerji paketi diye bir şey vardı. Avrupa diyordu ki hem üreten hem satan aynı kişi olamaz. Evet. Ondan dolayı da Bulgaristan'dan giremedi. Bunun üzerine Türkiye'den gelmeye karar verdi. Biz de yeşil ışık. Yani Rusya'nın başka yolu yok o zaman. Başka yolu yoktu ama Rusya doğal gazını satacaksa bizden geçirmeye mecbur. Şimdi şöyle bir şey var. Mecbur derken aslında şöyle. Rusya şu anda kuzeyden de Baltık Denizi'nden bir hat geçiriyor. Ona ikinci bir hat yapıyor zaten. Evet. Çok rahat bir şekilde ben bunu yapmıyorum diyebilir ama burada Türkiye'nin kaybı yapmazsa Türkiye'nin çok büyük kaybı olmayacak. Çünkü kazançtan kaybı. Aslında Rusya şey yapıyor. Burada Türkiye'nin Azerbaycan'dan gelen mesela TANAP boru hattını gündeme alıp alternatifleri geliştirmesi gerekiyor. Bunda çok büyük bir şey yok. Evet. Aslında. Boru hattı konusunda siz de kısaca bir şey söyleyin. Türkiye ne yapmalıyı soracağım. Şimdi bunu hatırlıyorsanız Putin Türkiye ziyaretini de bir anda gündeme getirdiğinde Türkiye yetkililer için de sürpriz olmuştu Türk akımına. Güney akım niye iptal oldu? Ukrayna meselesine tepki veren Avrupa Birliği projeyi iptal etti. Rusya da ona zaten çok büyük bir yatırım yapmıştı. Ben bunu Türk akımı yaptım diye bir aslında emrivaki yaptı Türkiye'ye. Daha sonra da Türk yetkililerin demeçlerine baktığımızda. Ya da jest yapar gibi. Gibi düşündü şimdi, ama Türkiye hiçbir zaman Rusya kadar buna hevesli olmadı. Yani bunu da aslında görüyorsunuz, bir ön anlaşma bile imzalanamadı.
İkincisi Türkiye ne dedi? Tamam dedi, ben bunu imzalarım ama dedi sen de benim gazımı, bana sattığım fiyatı gazı indir. %10 işte %13 istendi. Olmadı. Şu anda zaten uluslararası tahkime gitmiş durumdalar gaz fiyatıyla ilgili. Zaten şeyi gösteriyor bu aslında, kimin daha çok Türk akımını istediğini. Dolayısıyla Türk akımının iptalinde büyük ihtimalle aslında burada rahatsız olacak taraf Rusya olacaktır. Onların getirdiği. Yani şu çıkıyor bu doğal gaz meselesinde ve Türk akımı dediğimiz yeni yapılacak, denizaltına yapılacak boru hattında Türkiye zayıf değil, o kadar değil. Kendimiz zayıf. Türkiye önemli bir pazar, bunu da kullanması lazım. Bir de önemli bir köprü. Evet, yani enerji terminali olma. Tabii, TANAP önemli. Şimdi Türkiye ne yapmalı? Şu anda Türkiye Suriye'de Rusya olmasaydı bile ciddi bir tehditle karşı karşıya, tehlikeyle karşı karşıya. 2,5 milyon göçmen, terör örgütleri falan, IŞİD de dahil, PYD de dahil. Bir de Rusya girdi. Türkiye'nin eli Rusya'nın girmesiyle zayıfladı. Bu da bir gerçek. Niye? Esad'ın eli güçlendi. Türkiye ne yapmalı? Evet, aslında Türkiye son birkaç yıl içerisinde, 3-4 yıl içerisinde diyelim, Rusya ile geliştirdiği ilişkilerde işte Şangay İşbirliği Örgütü'ne de gireriz, orası daha güçlü şeklinde biraz böyle hani Batı, NATO eksenli savunma ve güvenlik politikasını biraz gevşetmiş durumdaydı. Aslında bizim Rusya'nın karşısındaki gücümüzün arkasında da o vardı yani. NATO ve Avrupa Birliği projesi, Batı ile ilişkilerimiz. Biz aslında Batı'ya doğru gittikçe Doğu'da güçlülük olarak görülen bir ülkeyiz. Fatih Bey, o kadar güzel söylediniz ki, rahmetli Turgut Özal, arkasından Süleyman Demirel, bir defa da Başbakan Tayyip Erdoğan'la birlikte ben Orta Asya'ya gittim. Çok gittim ayrıca. Hı-hı. Hep bize söyledikleri, Türkiye Avrupa Birliği üyesi olursa burada daha güçlü olur. Kesinlikle. Aynı şey Orta için de, Orta Doğu için de geçerli. Hani Türkiye Batı ile entegre olduğu nispetle Orta Doğu'da ve Doğu'da güçlü olur. İşte, bunu hiç unutmamak lazım. Evet, buyurun. İşte bizim galiba millet olarak karakterimiz öyle. Sevdik miydi öldüresiye seviyoruz. Kızdık mıydı da öldüresiye kızıyoruz. Şimdi Rusya ile ilişkilerimizi geliştirdik. Bunu çok fazla abartmaya gerek yoktu. Biz burada her Şangay İşbirliği örgütünü övdükçe benim tanıdığım akademisyenler bıyık altından gülüyorlardı. Alay ediyorlardı yani. Böyle bir şey olamaz. Çünkü bilinç altlarında Türkiye NATO'nun her zaman Truva atı olarak görülüyordu. Bu yüzden de Türkiye ne yapmalı? Türkiye bana göre Avrupa Birliği projesinin arkasında kesinlikle devam etmeli. Girip girmemek meselesi değil. Bu bir süreçtir. O standardı yakalamak. İdeal bir olarak benimsemek tabii, önemli. Evet. Bu hem demokrasi hem ekonomik anlamda refah seviyesi getirecek. Bizim bir NATO çerçevesinde kurduğumuz bir şey var. Yani şöyle yapalım. Çok sert akan bir nehirde, ki Suriye odur ya da etrafımız böyledir. Nehri geçerken at değiştirilmez. Böyle düşünmek gerekiyor. Ve Rusya ile de bu anlamda realist, gerçekçi temelde ilişki kurmak gerekiyor. Ve kesinlikle de geri adım atmamak gerekiyor Rusya karşısında. Çünkü Rusya gücü Rusya sever. Bileğimizi bükmeye çalışıyor. Tabii şu anda bir bilek güreşi yapılıyor. Gücü sever, geri adım atmak güç anlamında onlara bir şey verecektir. Hem bizim kendimize saygımızı hem de Rusya'nın bize olan saygısını azaltacaktır. Aynı zamanda da Rusya'yı kışkırtmamak. Kışkırtmamak da gerekiyor. Dengeli, soğukkanlı, gerçekçi olmak gerekiyor. Ben Başbakanlığın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve az önce dinlediğimiz Başbakan Yardımcısının konuşmalarını bu bakımdan şey buluyorum yani. Hem vakur durmaya çalışıyorlar hem de kışkırtmıyorlar. Evet, yani. Çok da doğru bir yaklaşım aslında bu Rusya'ya karşı. Evet. Tabii aslında siz zor da bir durum Türkiye yani. Ne yapmalı? Şimdi düşünecek olursak bundan birkaç sene öncesini bütün akademisyenler ve araştırmacılar Türkiye ve Rusya'nın Suriye nedeniyle bir böyle çatışma eşiğine geleceğini hayal bile etmezlerdi. Yani Suriye'yi evet, hep bir yan sorun olarak biz düşündük. Niye? İşte arada çok büyük ekonomik olanaklar var. 30 milyar dolarlık ticaret hacimleri, işte Akkuyu nükleer santraline hiç değinemedik. 3 çok büyük bir yatırım yapılıyor. Bunlar hep devam ediyor. Dolayısıyla hep beklendi ki eğer biz ekonomik işbirliğini ve enerji işbirliğini artırırsak Rusya'yı istediğimiz yöne çekeriz. Fakat demin de dediğim gibi Rusya bu sert güç kapasitesini dış politikasında çok daha önemli gördü. Ve bence şu anda Suriye Türkiye ile ilişkilerden Rusya için daha önemli. Çünkü demin de dedik, bu bir Batı ile Rusya arasındaki bir rekabetin merkezine oturdu. Dolayısıyla bence bölgede stratejik bir eksen kayması oluyor. Hatırlarsınız o meşhur Türk dış politikasının evet, ekseni mi kayıyor? Bence Türk dış politikasının ekseni bundan sonra bu sefer yine eski NATO ve Batı'ya dönmeye başlayacak. Bunun mesajları da gelmeye başladı doğrusu aslında. Doğrusu da o. Doğrusu da bu, çünkü 1952 yılından kurulmuş bir işbirliği. Türkiye'nin en önemli bence sütunu dış politikasının NATO üyeliği. Bir de son olarak belki şunu söylemek lazım.
Avrupa Birliği ile bir yeni fasıl açılması söz konusu oldu. Evet. Yine bütün bu hengame arasında. İnşallah diyelim onu. Evet. İnşallah. Birileri bu Suriye krizinden Türkiye-Rusya çatışması çıkarıyor. Birileri bu Suriye krizinden Türkiye-Rusya çatışması çıkması için de heyecanlanıyor olabilir. Onların heveslerini de kurstaklarda bırakmak gerekiyor. Evet, vermek lazım. Sözünüzü biraz açın. Yani şimdi demek istediğim şu. Yani Türkiye ile Rusya'nın arasının daha fazla açılması isteyenler mi var? Çünkü bizim biraz önce bahsettiğimiz hani Rusya'ya, işte Çin'e ve diğer yani blok dersek eğer öyle çok yaklaşmak hem bizim çıkarlarımız açısından hem de içinde bulunduğumuz dünya açısından baktığımızda çok akılcı değil. Buradan bakıldığında belki Suriye krizinden dolayı bir Türkiye-Rusya çatışması çıkması birilerinin beklediği bir şey de olabilir. Bu anlamda çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu kriz Türk-Rus savaşına ya da çatışmasına giderse iki tarafta zarar görür. Evet. Çok dikkatli olmak anlamında bunu söylüyorum. Bu kimler olabilir? Yani birçok şey sayılabilir, faktör sayılabilir yani bu anlamda. Değerli izleyenler, netice olarak konuklarımıza teşekkür ediyorum. Şuraya geldik. Rusya ile olan kriz ciddi bir problem. Rusya'nın başında totaliter eğilimleri kuvvetli, Rus milliyetçiliği, imparatorluk fikri kuvvetli bir adam var. Ama bundan dolayı paniğe kapılmaya, telaşlanmaya da lüzum yok. Evet, bu krizin onlara da bize de zarar olacak. Ama Türkiye'yi de öyle çok çaresiz saymayalım. Ama esas itibariyle bu bize bir kere daha gösterdi ki Türkiye'nin NATO ittifakında olması, Avrupa Birliği stratejisini sürdürmesi, Türkiye'nin Batılı ittifakının sağlam olması, sağlam ayağın oraya basması son derece önemli. Bu kriz de elbette geçecek. Ben düşünüyorum da Türkiye'de Kanuni Süleyman Almanlarla savaşırken Fransızlarla ittifak yaptı. Öyle değil mi? Sadrazam Ali Paşa 1856 Paris Konferansı'nda Osmanlı Devleti bir Avrupa devletidir diye imza aldı. Türkiye 20 yıllık bir barış kazandı. Tanzimat reformları yapıldı. Atatürk işte Batı ile savaştı, Batı emperyalizmiyle. Ama Balkan Paktı'nı kuran o. İngilizlerle ittifak anlaşmasının müzakeresini başlatan o. İsmet Paşa İngilizlerle ve Fransızlarla ittifak anlaşmasını Eylül 39'da imzalayan o. Nihayet Menderes Avrupa Birliği'ne müracaat ediyor. Daha önce NATO'ya giriyor. NATO'ya girişimizi Menderes sağlıyor. İsmet Paşa da onu destekliyor. Türkiye'nin istikameti belli. Özetle çok dikkatli olmalıyız. Çok uyanık olmalıyız. Fakat böyle bir felaket tellallığı duygusuna da kapılmaya lüzum yok. Türkiye'nin de elinde güçlü kozlar var. Gelecek hafta başka bir konuyu görüşmek üzere sizleri bekliyorum. Konuklarıma da tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.